Herkese selamlar. Göçmenlik hukukundaki yeni gelişmelerle ilgili tekrar karşınızdayım. Bu aslında güncellemelerin ikinci kısmı. Eğer ilk kısmını seyretmediyseniz onda Amerikan Devleti'nin STEM alanlarıyla alakalı yapmış olduğu yeni çalışmalardan, yeni bir kanun metninden, yeni politika değişikliklerinden ve aynı zamanda şu anda çok fazla sayıda açık olan Green Card numaralarından bahsettim. İsterseniz o videoyu seyredebilirsiniz. Bugünkü bölümde H-1B vizesinden E ve L vizesi sahiplerinin eşlerinin çalışma izinleriyle ilgili son durumlardan, asylum yani iltica, backlog dediğimiz bekleyen dosyalarından, mahkemelerde bekleyen göçmenlik hukukuyla ilgili davalardan, dosyanız eğer göçmenlik bürosunda çok uzun bir süredir takılıp kaldıysa bunu hızlandırma metotlarından ve aynı zamanda konsolosluklardaki son vize durumları, göçmen olan vizeler, göçmen olmayan vizeler, turist vizeleri, E1, E2'lerde son durum nedir? DV Lottery Green Card başvurularıyla durum nedir? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle H-1B profesyonel işçi vizesi. Son birkaç ayındır H-1B vizesinden bahsediyorum. Çünkü şu an H-1B sezonunun içinden geçiyoruz. H-1B sezonu dediğimiz şey nedir? Mart ayı yaklaşıyor. H-1B profesyonel işçi vizesinde registration dediğimiz kayıtlar 1 ile 18 Mart arasında olacak. Bu vizeler için mutlaka bir Amerikan iş yeri sponsoru gerekiyor. Teklif edilen işin de mutlaka üniversite derecesi gerektiren bir iş olması gerekiyor. Sizin de bu üniversite derecesine sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla H-1B vizesiyle ilgili başvuru yapmak istiyorsanız ama henüz bir harekete geçmediyseniz acele etmenizde fayda var. Çünkü zaman daralıyor. Gelelim E vizesi ve L vizesi sahiplerinin eşlerinin çalışma izinleriyle ilgili konuya. Bu konu son zamanlarda çok hareketli. Çünkü bilindiği gibi bu vizeye sahip kişilerin eşlerinin çalışma izinlerinin çok uzun sürmesinden dolayı açılan davada göçmenlik bürosu bu kişilerin artık incident to status çalışmalarına, yani statüleri aynı zamanda çalışabileceklerini gösterir şeklinde bir uygulamaya geçmeyi kabul etti. Ne demek? E vizesi ve L vizesi sahiplerinin eşleri çalışabilmek için mutlaka bir çalışma izni alması gerekirdi göçmenlik bürosundan. Şimdi göçmenlik bürosu dedi ki E vizesi ve L vizesiyle Amerika'ya kabul edilmiş olmak veya Amerika içinde statü değişikliğiyle E vizesine veya L vizesine geçmiş olmak çalışmanın göstergesidir. Aynı zamanda yeni bir çalışma izninin alınmasına gerek yok. Ama burada bir dikkatli olmak lazım. Çünkü bu herkes için hemen bir anda geçerli değil. Bu uygulama Kasım ayında yürürlüğe girdi. Fakat sınırdan girenlerin I-94'larında çalışma izinlerinin olduğunu gösteren bir kayıt alabilmeleri ise 11 Ocak'tan önce Amerika'ya giren E ve L vizesi sahiplerinin eşlerinin kabul kağıtlarında onların bu vizeyle, bu statüyle çalışabileceklerine dair bir hüküm yok. Ama 11 Ocak'tan sonra girdiyseniz bu hükmün olması gerekir. Peki diyelim ki bu hüküm yok. Yani 11 Ocak'tan sonra girdiniz, bu hüküm yok. Veyahut da 11 Ocak'tan önce girdiniz ve bu hükümün sizde olmaması, bu I-94'un sizde olmaması normal. Peki Amerika içinde statü değişikliği yapanlar ne olacak? Amerika içinde statü değişikliği yapanların I-94'larına henüz çalışma izinlerinin olduğuna dair bir kayıt basılmaya başlanmadı bildiğimiz kadarıyla. Göçmenlik bürosundan henüz böyle bir açıklama yapılmadı. Göçmenlik bürosu sistemlerini güncellemeye çalışıyor. Ama bundan sonraki E vizesi ve L vizesi sahiplerinin eşlerinin I-539 başvuruları kabul edildiğinde onların I-94'unda çalışma izninin olduğuna dair bir belirti olabilir. O belirti olduktan sonra da artık o I-94'la çalışmak mümkün olacak. Bir çalışma iznine ihtiyaç olmayacak. Bu konu hala çok sıcak bir konu. Gelişmeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Tekrar gelişme olduğunda mutlaka duyuruyor olacağım. Amerika içinde olup da bir an önce çalışma iznine sahip olmak isteyenler, eğer pasaportlarında E vizesi veya L vizesi varsa bir çıkış ve giriş yaparak I-94'larını çalışma iznine sahip olan kişi statüsüne geçirip çalışmaya başlayabilir veya çalışmaya devam edebilirler. Bu da bir taktik. Biraz da iltica dosyalarından bahsedelim. Göçmenlik mahkemelerinde bekleyen dosyalardan bahsedelim. Göçmenlik bürosu iltica dosyaları ve mahkemelerde bekleyen dosyalarla alakalı bir açıklama yaptı. Öncelikle çok merak edilen bir konu var. Trump'ın getirdiği iltica başvurularında en son başvuru yapanla ilk mülakat yapılır kuralı var. Daha önce ilk başvuru yapanla mülakat yapılır. O yüzden bir sürü sıraya dosya dizilmişti ve 5 sene 6 sene bekleme süreleri vardı. Trump geldiğinde last in first out, en son giren ilk önce randevu yapılır şeklinde sistemi değiştirdi.
Bunu yapmasının sebebi de Amerika'ya gelip aslında ilticanın bir temeli olmadığı halde başvuru yapıp daha sonra Amerika'da herhangi bir statüsü olmadan kalan kişilerin önüne geçmek için Trump bu kuralı değiştirmişti. Bu kuraldaki amaç da şuydu, müracaat yapan kişileri bir an önce mülakata çağıralım ki doğru mu söylediler, yanlış mı söylediler anlaşılsın. Ona göre ya kabul alsınlar ya da bu ülkeden sınır dışı edilsinler. Mantık buydu aslında. Çok merak edilen bir konu, Biden acaba gelir gelmez bu kuralı değiştirecek mi? Bu çok merak ediliyordu. Şimdiye kadar bununla ilgili göçmenlik bürosu bir açıklama yapmamıştı. Ama göçmenlik bürosu ilk defa geçenlerde bir açıklama yaptı bununla alakalı ve dedi ki Trump döneminde getirilen bu uygulamayı aynen tutmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sayede haksız başvurular, normalde yapılmaması gereken temelsiz, sebepsiz başvuruların önüne geçiliyor. Hakikaten istatistiklere baktığınızda Trump'ın getirmiş olduğu bu kuralla beraber iltica başvurularında %20 ile %30'a varan bir düşüş gözlendi. Bu da dosyası çok güçlü olmayan, temeli sağlam olmayan iltica başvurularının artık eskisi kadar kolay göçmenlik bürosuna gönderilemediğinin bir kanıtı olarak ortaya çıkmış oldu. Bir de göçmenlik mahkemelerine bakalım. Göçmenlik mahkemeleri şu anda tarihinin en büyük yığılmasını yaşıyor. 1,5 milyon dosya göçmenlik mahkemelerinde bekliyor. Gerek Trump dönemindeki yavaşlamalar, gerekse Covid zamanındaki mahkemelerin kapalı kalma süresi, mahkemelerin modern görüntü üzerinden dava yapma sistemine geçemeyişi veyahut da çok geç geçişi, eleman sıkıntıları, davaya gelecek kişilerle ilgili sıkıntılar, hakim sıkıntıları derken şu anda göçmenlik mahkemeleri gerçekten bir kangren durumuna dönüşmüş oldu. 1,5 milyon bekleyen dosya nasıl eritilecek, bu nasıl hızlandırılacak? Bununla ilgili tabii ki bazı açıklamalar, bazı hedefler var ama ortada da hala Covid gerçeği var. Covid'i hala atlatamadık. Dolayısıyla ne kadar tedbir de alsanız Covid nedeniyle bu dosyaların biraz daha yığılmaya devam etmesi muhtemelen söz konusu olacak. Göçmenlik bürosu geçenlerde yapmış olduğu bir açıklamayla dosyaların nasıl hızlandırılabileceğine bir kere daha dikkat çekti. Neden bu açıklama şimdi geliyor? Çünkü o kadar çok içeride dosya var ki yavaş giden, bekleyen, özellikle çalışma izinleriyle ilgili olan sıkıntılar. Trump öncesi 3 ay 6 ay süren çalışma izni başvuruları Covid sonrası şu anda 8 ay ile 12 ay arasında sonuçlanıyor. Bu esnada bir sürü insan işinden oluyor, çalışma iznini uzatamıyor. Çok büyük sorunlar var. Peki expedite dediğimiz şey nedir? Bir dosya göçmenlik bürosundan nasıl hızlandırılabilir? Göçmenlik bürosu bununla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Bir kere ilk sebep severe financial loss, yani ciddi bir finansal kayıp. Burada herhangi bir kayıptan bahsedilmiyor. Kişinin kendi hatasından olan kayıptan bahsedilmiyor. Severe financial loss, ciddi finansal kayıp bizim gördüğümüz kadarıyla göçmenlik bürosunun çok zor olumlu bir şekilde baktığı, değerlendirdiği bir kategori ama yine de denenebilir. İkinci sebep humanitarian or emergency reasons, yani insani sebepler, acil sebepler. Mesela bizim de kendi müvekkillerimizin başına gelen, Allah korusun, aileyle ilgili bir sağlık problemi ama çok ciddi. Yani ölüm kalım gibi, koma gibi, yoğun bakım gibi sebepler dosyanın hızlandırılmasına sebep olabilir. Başka bir sebep, kar amacı gütmeyen kuruluşların kendi dosyalarıyla alakalı hızlandırma talepleri. Bunları da göçmenlik bürosu üçüncü bir kategori olarak değerlendiriyor. Dördüncü kategori, Amerikan ülke menfaatleri. Amerika'nın menfaatine olan, Amerika'nın faydasına olan dosyalar hızlandırılabilir. Bunun en temel örneği Covid nedeniyle buradaki hastanelerin, sağlık kuruluşlarının yapmış olduğu başvuruların, çalışma izni başvurularının ve aynı zamanda kişilerin, o sağlık kurumlarında çalışan kişilerin kendi yapmış oldukları çalışma izni başvurularının hızlandırılması olarak gösterilebilir. Tabii ki sadece sağlıkla alakalı değil, Amerikan ülke menfaatlerine uygun herhangi bir sebep gösterilebilir. Beşinci ve son sebep de göçmenlik bürosunun kendi yaptığı hatalar ki bunlar çok sık oluyor. Göçmenlik bürosu kendi kendine bir dosya üzerinde hata yaparsa o zaman bu dosyanın hızlandırılmasını talep edebiliyorsunuz. Evet, son olarak konsolosluklardaki göçmen olmayan vizeler ve göçmen olan vizelerle alakalı durumlar nedir? Turist vizesinde ne oluyor? E1, E2'de ne oluyor? Petition based dediğimiz H1, L1, O1 gibi vizelerde durum nedir? DV lottery dosyalarında, aile birleşimlerinde en son durum nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle turist vizelerinde son birkaç aydır
randevuların erkene çekilmesi diye bir şey pek söz konusu olmuyordu. Bunu ben bir önceki güncelleme videosunda biraz omikrona bağlamıştım. Sanırım bu tespitim de biraz doğru çıktı. Çünkü yakın zaman içinde randevusu çok erkene çekilen takipçilerimiz oldu. Bana bizzat yazanlar, ulaşanlar, haberiniz olsun siz ara sıra video yapıyorsunuz, bunlara da duyurabilirsiniz. Belki de insanlara faydası olur diyen takipçilerimiz çok sağ olsunlar oldu. Ve onların bana ulaşmasıyla duydum ve biliyorum ki vize başvurusu mesela Haziran 2023 tarihine daha önce alınmış olan kişilerin randevuları bu seneye, önümüzdeki aylara çekilmiş. Hatta bazılarının çok yakın tarihleri, bir tane takipçimiz randevu gününün kendisine geldiği günün ertesi gününe randevusu olduğunu ve yetişemediğini söylemişti, bundan bahsetmişti. Belki de kendisi geç gördü, ondan da olabilir. Ama randevu aldığınız zaman sistemi sık sık takip edip randevularınızın erkene çekilip çekilmediğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Aynı zamanda eğer randevu sisteminde bir açıklık varsa sizin kendinizin de randevuyu daha erkene çekmesi mümkün olabilir. Bu her zaman sistemde açık olan bir özellik değil ama açık olduğunda bunu siz de yapabilirsiniz. Dolayısıyla turist vizelerinin erkene çekilmesi ya sistemin kendisini yaptığı bir şey ya da sizin kendinizin o randevuyu erkene çekmesiyle olabilir. Dolayısıyla sistemi sık sık kontrol etmeyi tavsiye ediyorum. F1 vizelerinde durum çok farklı değil. Bir okul dönemi başlangıcı olmadığı için şu an expedite diye bir şeyden, hızlandırma diye bir şeyden bahsedilemez ama yine de F1 vizelerinde çok fazla bir bekleme yok. F1 vizesi mülakatları yavaş da olsa, az da olsa veriliyor. Yine petition based vizeler dediğimiz H1, L1, O1, P1 gibi vizeler aynı şekilde yavaş da olsa mülakatları veriliyor. Gelelim E1, E2 vizelerine. Bundan geçtiğimiz güncelleme videosunda bahsetmiştim. Tekrar bir güncelleme yapmak gerekirse E1, E2 vizesi mülakatları çok yavaş bir şekilde ve ancak önümüzdeki ay içine verilecek şekilde devam ediyor. Şu anda randevunun nasıl alınacağı belirli, metot ve sistem belli. Sadece konsolosluk randevu sistemini açtığında o randevulara ulaşım ve randevuları almak söz konusu olacak. Önümüzdeki dönemde randevuların nasıl ilerlediğini kontrol edip tekrar bu konudaki gelişmeleri duyuracağım. Green Card'lıların eşlerine yaptıkları başvurular, aile üyelerine yaptıkları başvurular, Amerikan vatandaşlarının aile üyelerine yaptıkları başvurular, K1 başvuruları, bunların hepsine randevu verilmeye devam ediliyor. Beklenen hızda değil, çok hızlı değil ama bunların randevuları veriliyor. Konsolosluk randevuları yapıyor. Gelelim Divi Lottery dosyalarına. Divi Lottery dosyalarında bu sene neredeyse hiç mülakat verilmedi ama takipçilerimizin bize ulaşmasından anladığım ve bildiğim kadarıyla Mart ayı itibariyle Divi Lottery randevusu alanlar oldu. Onların da daha yeni haberi oldu. Birkaç hafta önce onlara bilgi geçirerek Mart ayında randevular olduğunu söylediler. Divi Lottery dosyalarının Amerika'daki davalarıyla alakalı sık sık sorular oluyor. Ve ben bunu bir önceki canlı yayında bir kere daha anlatmıştım. Burada tekrar değinmekte fayda var. DV2020, DV2021 davaları çok kompleks bir şekilde devam ediyor. O kadar kompleks ki bazen davaların avukatları bile kendi aralarında anlaşamıyorlar. Hakimin ne dediğiyle alakalı, bir davanın ara kararının ne olduğuyla alakalı veya nasıl hareket edileceğiyle alakalı. Kaldı ki bu dosyaları biz avukat olarak kendimiz takip etmiyoruz. Benim tek yapmaya çalıştığım şey bu davaları takip ederek önemli güncellemeler, önemli değişiklikler olduğunda bunları size duyurabilmek. Ama davaların çok ince detaylarıyla ilgili bir açıklama tabii ki yapamıyorum. Çünkü bu dosyanın avukatlarının görevi. Herkesi ilgilendiren konuda veya davanın davacılarını ilgilendiren konularda önemli değişiklikler olduğunda, mesela diyelim ki 2020'ler artık başvurabilir, 2021'ler artık başvurabilir gibi bir karar ortaya çıktığında biz bunu tabii ki duyuruyor olacağız. Divi Lottery dosyasını günü gününe takip eden kişiler bizim güncellemelerimizden çok fazla memnun olmayabilirler. Çünkü ben güncellemeleri bir araya getirerek sizinle derli toplu bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Ancak çok ani değişiklikler, hızlı değişiklikler günü gününe takip eden insanları tatmin etmeyebilir. Benim amacım zaten sizlere o anda, o günde hemen bilgi vermekten ziyade derleyip toplayıp doğru bir bilgi ulaştırabilmek. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Sadece YouTube aracılığıyla bu bilgileri paylaşmıyoruz. Aynı zamanda Facebook hesabımız var, Instagram hesabımız var, LinkedIn'de ve Twitter'da aktifiz.
Buralar bazen küçük küçük bilgilerin çok daha kolay ve çok daha hızlı bir şekilde paylaşılabildiği yerler. Bir prodüksiyona gerek olmuyor. Bir video çekmeye, onu edit etmeye, tekrar yayınlamaya gerek olmuyor. Dolayısıyla gelişmelerden günü gününe ve daha çabuk haberdar olmak isteyen takipçilerimize LinkedIn, Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızı da takip etmelerini, hangisi size uyuyorsa, hangisindeyseniz bu hesaplardan birini veya birkaçını takip etmeye davet ediyorum. Efendim, bir güncelleme videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda da hem göçmenlik bürosunda hem konsolosluklarda vizelerle alakalı, göçmenlik hukukuyla ilgili son gelişmeleri anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız olursa altta yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Direkt ulaşmak isterseniz irtibat bilgilerimiz videonun bilgi kısmında mevcut. Aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn ve Twitter'dan DM ile ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.